Yine aynı noktaya geçiş yapan, yine evimizin önüne akşam için yeni fışkırtı var. Ben çıkacağımı mahkeme duyup anında yetiştirmiş, balkonuna kurulmuştu. Ve ailet kaçın bir kez patladı ben. Bir pislik yerine gönderebiliyorlar. Evet. Birinde gördüğünüz gibi akşam namazına eve geleceğini biliyorlar. O kadar. Onu saldırırken hemen fırıyorlar balkona. Üçü birden. Sonra kayboluyorlar. Ben kaybolunca biri herhalde gördü. Anladı, dışarı çıktım. Üçü orada değil. Karımın anlattığına göre yan tarafta olaylar olan yerde ziyaretçileri falan gelmiş, polise benzetiyor. Elinde paralelin biri kesinlikle. Ve şurada yer var yani sanki. Yeni bir servis aracı. Akşam karaoke çalan bundan hiç kuşkum yok. Sümüklü böcekler esiyor. Evet. Parka çıkıyorum, bakma. Hemen karşıma geliyor hayvan yılan. Beni bekliyor. Kışkırtma. Kaç kere çektim o karıyı. Ben geliyor buraya, her ağaca fışkırtıyor. Bunlarda bir tezgah var. Bir tuzak var. Devletten yardım istiyorum. Burada bir tezgah var. Beni ortadan kaldırmak için çok fazla mücadele ettim. Bunların mikrop dağıtmalarına, virüs dağıtmalarına, hastanelerde bebelere mikrop virüs dağıtmaya, ki oradan geçerken ben dedim duvarlar kedi doluydu. Yine kedileri oraya dayatmam yetinmeler. Her şeyi tekrar baştan başlaman yetinmeler bunlar. Medyayı da yönetiyorlar. Sürekli kedi köpek her yerde, reklamlarda, filmlerde, dizilerde, eğlence programlarında. Hiç bunların ses etme niyeti yok ve beni içeri atma niyetindeler. Böceklerimiz burada. Yerleştirilmiş yerine. Buradan içeriye dolan zerre sineklerden olmalı. Taş veya tahta gibi bir şey de koymuşlar. Kaldırıyoruz. Ulan kanka, ulan kanka. Tezgahına bekliyor, balkon açık. Kanka! Anlamıyor mu zannediyorsun, içeride sinekler, hepsi laboratuvar yapımı.
Kim veriyor bunun nitteki ozanın mı? Ha kanka? Alo kanka? Kim veriyor bu sinekleri sana? Kanka? Hatırlıyor musun bir kere alçıyla geldim buraya? Sevin dedi ki ufak kızlarına asılmışsın. Pedofil oldun, pedofil gibi. Doğru mu bu? Ha? Çok merhaba. Yeğenleri sana yüklenmiş. Hı? Yeğenleri sana yüklenmiş parkta. Anladım. Sevim'in eski kapıcı var ya bizi dava etti bütün her şey. Evet. Küçük kızlarına asılmışsın, yeğenleri sana yüklenmiş. Pasta doğru mu? Ha? Buradan o gün geçmiştin sen koşarak. Sonra bir gün soran mı ne? Alçıyla geldin. Kim? Sen alçı ne oldu dedin? Bir türlü söylemiyordun. Ayağını birisini dava ettin değil mi? Kırık ayağı. Sonra ben dedim sana ne kadar kullanacağım? 3 ay dedin. Bir hafta sonra çıkardın kaşınıyormuş. Hiçbir şey olmadı. Kalkınlık oldu. Kalkınlık mı? Vay canına. Ayağın alçıdaydı. Beni mi kaldırdın? Vay canına. Alçıdaydı ayağın. Bana yalan mı söylüyorsun? Vay. Peki senin burada sizinle beraber oturup tempo tutan, kalp krizi geçireceğim falan diyen o senin konsomatris dediğim, ananın gelinin dediğim o kadının ben iki sayfada buldum resmini Facebook'ta, altında da yazıyor ikinci davan için tebrikler. Anladın mı? İkinci davan için tebrikler yazıyordu altında. Böyle bir apartmanın dışında poz vermiş. Seninle beraber duruyordum burada. Adamla şuradaki sırtıntılarla. Tempo tutuyordun. Kediler gönderirken kısma falan. Dikkat et Yusuf, kalp krizi geçireceksin falan diye. Hatırlıyor musun bunu? Ha? Yusuf. O kadının davalarını da yüzden acaba söyleyebilir mi? Aynı böyle kedi dayatma, bok dayatma, mikrop, seksili, sinek dayatma yüzünden. Ya Yusuf, ha? Bir şey söylüyorsun ama. Ne söylüyorsun? Bak bir gün ne yapalım? Ben gerçeği söylüyorum. Ya, sen bu akşam evde içiyorsun. Bir şey ne olur? Yani olabilir bir şey. Sana karşı beni kışırtmaz hissi istiyor. Çünkü Selin'in söylediği iki tane küçük kızına sen asılmışsın. Yeğenleri sana saldırmış parkta. Hayır abla öyle bir şey söyleme. Öyle bir şey söyledi bana işte. Ben bana yalancı mı diyorsun sen? Hayır, benim Allah'ım var, 5 vakit namazım var. Yusuf öyle bir şey söyledi. Öyle bir şey söyledi senin bana. İki tane. Pedofil misin? Sen Selim ablayı çağırsana. Ha? Selim ablayı çağırsana bir gelsin. Selim abla ulan sana çift çıkarmaya kimse cesaret edebiliyor mu burada be? Herkesin madallalarına korkutmuşsun. Sizin abla sana karşı bir şey mi diyecek? İşinden ettiğiniz kadını, evinden ettiğiniz yuvasından kocasını hasta ettiğiniz kalbinden ameliyat oldu. Ha? Kapılarında böyle kanla karışık böyle yığın bok buldun mu? Aynı boku benim ağacım orada buldum. Ha? Niye böyle yapıyorsun? Ben ne yapıyorum ha? Gerçekleri söylüyorum diye mi? Ha? Bana saldırdığın insanlar kaç dava yükledi bana. Hala bokla yükleniyorsun. Yetmedi mi o davalar? Daha çok dava mı yükleyeceğim bana? Bak inanma. Senin tek sözüne inanmam be. Şimdi dinlemeyin. Ha? Bana şey sorma o zaman. Senin tek sözüne geliyordun merdivenine sıçma. Merdivenin altında bokla buluyordun. Ya buradan uyuşun diye sıçtın. Ulan gözünün önünde sıçtın. Gözünün önünde sıçtın. Ben seni çok iyi tanıdım arkadaş. Sen merdivenin altında. Gözümün önünde sıçtırdın orada ben merdivenle otururken dediğin hayvandır. Halbuki ne kadar kumandanın olduğunu biliyorum be. 24 saat burada kıyamet koparan hayvan iki senedir çık çıkarmıyor. Yaşlandırılacak zaten. Vay kullanılmaz hale geldi. Ha? Çıkmıyor artık. Dışarı çıkmıyor artık biliyorum.
dizginlerini çekin çünkü. Dizisi gözleri üstüne girdi. O yüzden dizisi araştırıyor. Bunu biliyorsun, adamların var her yerde. Her şeyi hemen haberdar oluyorsun sen. Bana mı anlatıyorsun be? Şehirden geliyorum. Buraya gelene kadar tezgah kurulmuş. Bir sürü insan beni bekliyor tezgahla. Kimin alakası var o zaman söyle, ben saldırdım. Sen bunu bilirsin. Sen o insanı tamam saldırdın. Ben mi saldırdım? Evet, sen saldırdın. Vay canına. Kedileri öldürmüş. Ben gördüm. Kim kedileri öldürmüş? Olmuyor, ben görmedim. Ben nerede kalmış. Sizin öyle bir şey varsa sizin saldığınız dedikodudur. Bana saldırmak için. Ben? Dairemizden ne istiyorsun arkadaş? Kimin istiyorsun öyle bir elde çıkmak istiyorsun? Kimin? Ulan mahkemede, mahkemede ortaya çıktı şu. Ben şu bize saldıran Özdemir Bey'in dairesi de sizin. Ananın ilk adınaydı. Orhon ismindeydi. Tamam mı? Mahkemede ortaya çıktı. Tamam mı? O daire olamıyorsun çünkü aşağı çıkacak. Ama onlar için koşturdun. He? Bunlar şikayet edecekti beni. Neymiş havaya ateş etmişim. Bir çapa takıp senin doldurduğun 3-4 hayvan için buraya. Bir çapa takıp beni arabada bekletiler orada. Ben şimdi bir saat beni arabada bekletiler. Siz hazırlanana kadar gelen geçen bilirse rezil ettiler. Ha? Geldin onlarla sahte şahitliğe. Bunu mu sen inkar edeceksin? Arkadaş bak, orada yine bu buldum. Bunun failini ben biliyorum. Çekil şunu, tamam mı? Hepsini ben mi gönderiyorum? Evet, sen gönderiyorsun. Tamam. Hepsini ben gönderiyorum. Sen gönderiyorsun. Burada 3 tane magandayla oturduğunla gece yarısı 4'e kadar öyle şamatalarla. Pencereyi açınca ben 3'ü 4'ü birden kaçayım onlara öyle çıkanta demeyi. Ondan sonra bir bakıyorum bahçeye. Anasını satayım, 30 tane kedi doldurmuş burada. Ben de yönetmiyorum ha. Böyle bir sokak köpekleri geliyor buraya duruyor. Ben seninle bir gel uğraşmadım biliyor musun? Bir şey için bir gel, hiç uğraşmadım. Arkadaş ben bunu biliyorum, buradan da çınarcıktan. Siz bu hayvanları yönetiyorsunuz, şifre gibi. İstediğiniz yere sıçrıyorsunuz. Bak şu parkta hava deliğimiz var. Ufacık delik. 6 tane kedi birden oraya sıçmıştı. Çınarcıktan da biliyorum. Siz bunları kumandalı gibi yönetiyorsunuz. Tamam mı? Nasıl bir aletiniz var öyle? Nasıl sen konuştun efendim? Yoksa büyü mü bu? Satanın yüzünle ne alakası? Ha? Cevap veremiyorum değil mi? Nasıl yönetiyorsunuz bu hayvanları? Hayvanlar yönetilir nasıl? Merdivende oturuyorken belediyeden geldim, merdivende oturuyor. Teker teker gönderiyorsun. Teker teker böyle gönderiyorsun. Tamam mı? Ondan sonra ben temizlemeye çalışırken burada tempo tutuyorsunuz. Dikkat et, karşınızı geçirecek. Bütün o şırpıntılar, senin anam, sen doğmuşsun, senin konsomatı için. Dikkat et, karakterizi geçirecek. Bunu ne zaman, ne zaman? Söyle bakayım bana da. Seni değerlendirme. Seni konsomatı için ya. Annenin gelin dediği burada seninle kalıyordu. Kızı vardı ufacık. Kızım vardı. Evet, o. Siyasa şuri kız. Yani işte, bak, senin için arkada beni çağırdın, ufacık oğlunla bira içiyorsun, o zaman söyledim. Evet. Bir konsomatriz buldum dedim. Ondan sonra bir kadın burada erdin, çocuğuyla ufak, anam gelinim diyordu. Anam köpeğiniz hakkında bile bana yalan söyledi, dedi ki, bu dedi benim gelinimin köpeği. Öyle dedi bana, anam 70 yaşından fazla utanmadan yalan söylüyor. Şimdi sen ne diyorsun da? Sen bana ne dedin? Dedim ki bu köpeği biz küçükten de insan ne kadar köpeği seviyor bildin onu mu dedim. Ha? Nereden çıktı o ananın dediği? Ha? Gelinimiz. Çünkü patlatıyordu burada kıyafeti 24 saat. Çıktı işte. Bilir misin? Veriyorum, söyle abi bak, duyalım. İlk bakış zamanında gerçekten bazı şeyleri düşünemedim. Tamam mı? Bu hayvan, o keçi, bu öyle sıçtırı şey, haksızdır.
Arkadaş. İzin verir misin arkadaşlar? İlk zamanlar bunu yaptı. Şişiremedik hani. Köpeği sorduk orada şişmeyelim. Bir köpeği yedim. Vallahi hiç şişmedi. Az düşünemedim. Sen bu hastalığı... Vay canına. Dinler misin? Sen bu hastalığı gösterdiğinden beri ben iki senedir oradan geçmiyorum. İki senedir. Şimdi sana yasakladın, bana bıçak kula saldırdın, yasakladın. Ama sen de keserle saldırdın, onu hatırlıyor musun? Hayır, ne keseri? Neden çıktı lan bu yalan? Keser, keseri lan. Ne zaman geldi keseri? Senin önünü kestim böyle inatla gitmek istiyordun beni gaza getirmek, önünü kürekle kestim. Keser onu yaptım, ya. Kürekle sonra gittim. Burada anladım, ayrıca ben çıldırdım. Ben Allah'ıma yemin ederim ki sen burada yalancısın. Keserle hayatımla karşına çıkmadın. Çekiyorum diye bunu söylüyorsun, yayınlayacağım biliyorsun. Anladın mı? Bu yalanları bana uydurma. Tamam konuşmayacağım. Tamam mı? Konuşmasam iyi olur çünkü hep açığa çıkarıyorsun. Her şeyi açığa çıkarıyorsun. Benim balkonumla bir şey yapmaya kalkarsan sakın hafızdan geçmeyin. Senin balkonuna bir şey yapmaya çalışmadım. Tamam mı? Hiçbir şey yapmaya çalışmadım. Bak sen buradan geçmiyorum. Sen... O Allah'ın takdiri. Aynı şeyi şeyde yaptım ben. Oradan senin yönettiğin köpeğini susturdun. Aletle falan iki gün sonra açtırdığın o park kapısı. Onun bir sürü pisliklerini topladın. Poşeti attım böyle onların duvarına doğru. Bir insan geldi böyle uçurdu onu. Uçurdu onu tam ortasına. Senin pislik kafeni. Anladın mı? Aynı şeyi burada Allah yaptı. Seni böyle atıyordun bahçeye doğru bir rüzgar geldi. Hani rüzgar bu tarafa anladın mı? Bu tarafa istiyordunuz. Bu tarafa istiyordunuz. Buradan atıyordun böyle buradan. Rüzgar geldi mi? Peki öyle. Anladın mı? Bu son olsun. Oğlum, ne son olsun ya? Son olsun. Senin pisliklerin son olsun yeter be. Bana saldırdıkları insanlar bir son olsun. Geliyorlar hepsi fışkırtma oraya. Sizin, senin ve bu Özdemir Tezgah'ın bunun akrabasının şeyi var be. Gazetede Doktor Ekim Özdemir'miş. Yükleniyormuş. Başka bir aileyle çatışması olmuş. Bu kedi dayatmaları yüzünden ufacık çocuğu dövüyor be. Sonra babası geliyor tezgahlara bak. Ayağını kırmış falan ama kırık falan gözükmüyor yani. Kesmiş o şeyden. Sizin organizasyonunuz var ya sağ nerelere sıçmış. Ha? Medyayı yönetmeye şaşmam. Evet. Anladın mı? Evet. Çünkü kız kardeşin tiyatro şefinin Türkiye'nin orada bir ayağı var. Benim kız kardeşim ya. Bütün bu oyuncuların, senaryocuların zaten bana gönderdiğim hepsi böyle senaryo oynuyor gibi anlatıyor. Yazılmış şey gibi. Açığa çıkarsın öyle arkadaş. Bu pislikleri keseceksin. Bak karın bir zarar görsün, sen o zaman görsün. Hem şu pencere önündeki siyah lekeler neydi? Oraya ne döküyorsunuz böyle ciğerini parçalıyor? O siyah lekeler ne nasıl kimyasal? Ha? Benim işim bile bana kedileri öldürüyorum. Yerleştirmiş bir kedi ağacın üstüne orada yavrusuyla. Ananın beslediği şeylerle kalp kurdu şu bu dökülüyordu ölmek üzereydi. Bir korkutup kaçarken yığıldı merdivende. Öldü. Ondan sonra bütün dünyaya yaydı. Ben neymiş? Kedi öldürüyormuşum. Onu senin anan öldürdü. Aynı oraya getirdiği böyle getirdiği ayağını sıyırmış kediğine kadar sıyırmışım. Ameliyatçı değil mi anan? Operatör. Doktor değil mi? Ayağına kadar sıyırmış kediyi be. Kedi ayağına kadar sıyırmış orada. Nasıl ameliyat etmiş lan o kedi? Nasıl yürüyebiliyordu? Bir de şüştürdü o ya. Arkasında duruyor şüştürdü. Nasıl bir büyü lan bu? Ha? Cılız böyle
Kemik deri kediyi getirmiş orada köpeğiyle beraber bizi abartıyor beni kaldırırken oradan kişiyi. Vallahi ben yapmadım diyor. Sanki onu soran oldu. Ben kaldırıyor alay ediyor benimle. Sonra kedisi çömeliyor sıçıyor ya. Nasıl kedi diyorlar. Ameliyat almış. Bütün bacağından almış etleri. Nasıl yürüyordu lan o? Ha zombi miydi o? Gerçekleri duymaya hoşlanmıyorum değil mi? Arkadaş bu pislik saldırısını bu biliyorum ki büyü gazetelerden gördüm. Romanya büyüsü bunu yapıyormuşlar bu kışkırtılar da zaten pisliği bırakıyorsunuz. Ondan sonra sinekleri topluyor. Kışkırttığınız yere gidiyor. Yok ben buna evet senin uğraştığın bu. Yağmacılık, insanların dairelerini çalmak, konmak, senin uğraştığın bu. Hadi yaşamayın. Başka bir şey değil.